Merhaba dostlarım, Ufuk Körfezi kanalına hoş geldiniz. Önceki izleyicilerimiz bilirler ama aramıza yeni katılanlar için kısaca kendimi anlatayım. Bu kanalda ailemle birlikte teknemizde yaşadığımız maceraları paylaşıyorum. Ve aslında daha da ötesi, bir amatör balıkçının bu hobideki gelişimini sizlerle paylaşıyorum. 48 yaşıma kadar daha önce hiç balık tutmadım. İlk balığımı geçen yıl yine YouTube'dan abone olan ve bu sayede tanıştığımız sevgili Erdem sayesinde tuttum ve bu hobiye gerçekten vuruldum. İlk balık tuttuğum bölümü izleyenler varsa hatırlayacaklardır, yoksa hemen şuraya bir yere yerleştireceğim. Daha denize atar atmaz ilk takımımı denize kaptırdım ve koptu, kurşunum denizde kaldı. İşte o zaman düşünmeye başladım, kurşun ne kadar sağlığa zararlıdır acaba diye ve araştırdım. Ve gerçekten korkunç bir sonuçla karşılaştım. Balık avı malzemeleri satıcıları her ay yaklaşık 100 kilo kurşun satıyorlar. Aramıza her ay 100 balıkçı girip birer kilo kurşun almadığına göre bu kurşunlar sanırım büyük bir ihtimalle denizde çevreye zarar vermek üzere depolanıyorlar. Buna bir çözüm araştırdım ve YouTube'da çeşitli kanallarda, yerli ve yabancı kanallarda kurşunların kaplandığını gördüm. Kurşun toksik bir madde. Kurşun sağlığa zararlı, kanserojen. Tuzlu suyla birleştiğinde hemen yavaş yavaş çözülmeye başlıyor. Diyeceksiniz ki kardeşim neyle kaplayacaksın? Plastikle. Plastik de sağlığa zararlı. Ancak burada biz bir avantajımız var. Nedir o? Denize yüzmeye girenler bu parlak kurşunu denizde görüp bunu alma imkanına sahip olacaklar. Ya da balıkçılar ah kurşunum düştü deyip girip kurşunu alma şansına sahip olacak. Aksi takdirde şu renk bir kurşun denizde görülmesi imkansız o kayaların kumların arasında. İşte buna bir çözüm olarak da kaplama yöntemi. Tabii umut ediyorum ki bu konuya kafası çalışan arkadaşlarımız, belki mühendislerimiz, Çevre ve Sağlık Bakanlığı buna belki bir çözüm bulabilirler. Kurşun yerine başka bir alternatif geliştirilebilir. Ama bu mutlaka ulaşılabilir ve uygun fiyatta olmak zorunda ki herkes tarafından tercih edilebilsin. Düşünsenize, her balıkçı ayda 100 kilogram kurşun satıyor. Denizlerimiz kurşunla depolanıyor. İşte buna bir çözüm şimdilik bu. Deneyelim bakalım nasıl yapacağız. Geçtiğimiz haftalarda 4 tane kurşun satın aldım. 125 gram her biri. Körfez'de biz yaklaşık olarak 125-150 gram kurşun kullanıyoruz. Genelde akıntılı oluyor. Bunun için size bir tel lazım. Ben evde tel ararken, abartmıyorum, gökten bir mandal düştü. Üst katlarımdan bir mandal düştü ve bu mandalın telini sökerek kullanmaya karar verdim. Isıtacağız. Ancak ilk defa deniyorum. Kurşun çabuk eriyor. Umarım çabuk erimez. Bunlarda çalışmak çok zor olacağı için bunları bir kavanoza aktaracağım önce. Dostlarım, bu arada bunları nereden buldum? Bunları internetten araştırdım. Size satın alabileceğiniz yerlerin ismini söyleyebilirdim ama söylemeyeceğim çünkü yanlış yönlendirme yapmış olabilirim. Şöyle ki şu iki ultraviyole ürünü, yani gün ışığında dikkat çeken ürünü 75'er liradan aldım. 150 TL verdim ikisine. Yaklaşık 1250 gram her biri. Yani 2,5 kilogram. Şu fosforsa, karanlıkta parlayan. Bunu da hatta şimdi direkt götürüp göstereyim size. 150 TL, 250 gram. Şöyle koyalım. Hadi gelin önce şunu size göstereyim. Karanlıkta nasıl parlıyor. YouTube'da kurşunun zararlarını araştırırken bir şeyle karşılaştım. Bazı hobidaşlarım kurşun bağlamayı, takım bağlamayı gösterirken şöyle bir örnek veriyorlar. Kurşunu bir halka geçirin, misinayı iki halka yapmayın, çok sağlam olmasın. Takımınız denizde bir kayaya takılırsa kolay kopsun, en azından sadece kurşundan olursunuz, takımı kaptırmamış olursunuz. Bence bu yanlış. Kurşunu denizde bırakmak demek sadece o anlık bir zarar değil, belki yüzyıllarca sürecek bir zarara yol açmak demek. Yediğimiz balıklarla zaten kafadan bu zararı görmüş oluyoruz. Bence bu çok yanlış. Sağlam bağlayalım, kurşunumuz kopmasın, denizde kalmasın. Bakalım becerebilecek miyiz? Şöyle bir tane su alıyoruz yanımıza. Şöyle bir deneyeyim bakayım yapabilecek miyiz şöyle olunca. Evet, böyle olabilir, gayet güzel olur. Yatırırız. Yaparız. Amma ve lakin erimeden bunu yapabilecek miyiz?
Çok ısıtmadan, çok eritmeden. Evet, bu ısı yetmedi. Bu ısı yetmedi. Muhtemelen bunu bir jiketle yapmaya kalksam anında eriyip dökülürdü, damlardı. Bu videoyu izlerken lütfen atlamadan izleyin ki her anına şahit olun. Yaptığım hataları da görün, siz yapmamış olun. Evet, biraz oldu. Bakın şöyle. Ama şu anda puturlu bir görüntüye sahip. Onun için şimdi biz bunu bakalım. Evet, oluyor. Şimdi bunu bir kez daha yapacağız. Önce soğutmak için şöyle bir soğuyacağız. Bir kez daha ısıtalım bakalım. Tabii biraz kemen eridi altta. Orayı tamamlayalım. Isınıyor. Hemen eriyor. Düz bir zemin elde etmiş oluyoruz. Plastik eridiği için. Bir kez daha yaptım. Bunu bir kez daha daldırdıktan sonra suya sokacağım. Hem çabuk soğuyacak, hem de daha pürüzsüz bir zemin elde etmiş olacağız. Şunu kapatalım şimdi. Hoş, bakalım. Bir kez daha denedim. Şu an dokunmaya korkuyorum, sıcaktır çünkü. Suda dikkat çekecek. Hem kendim alabilirim. Eğer derin suda avlanmıyorsam. Evet, güzel. Gün ışığında parlayacak. Surf casting'de avlananlar için tabii elbette bu zor. Çünkü çok derin sularda avlanıyorlar. Bu arada ben seslendirme sanatçısıyım. Dilimizi düzgün kullanmak için çaba gösteriyorum. Surf casting demek de aslında bana yanlış geliyor. Bunu aslında sanırım kıyıdan uzak atış diye adlandırabiliriz. Bilmiyorum bu disiplin profesyonel anlamda Türkçe'de nasıl karşılığı var. Bunu da araştıracağım. Bir gün sizinle paylaşırım. Ama ben şimdilik bunu kıyıdan uzak atış olarak adlandırayım. 75 metre, 100 metre, 150 metre derinlikler örneğin boğazda belki 300 metre derinliği atıyorlar. O kurşunları almak zor. Belki dalgıçların işte bir 50 metre derine daldıklarında görme şansları olabilir yine de. Bakın böyle oldu. Şunu hemen açalım bir bakalım nasıl olacak. Şu kısmı da aslında yeniden yapmak lazım. Çünkü ben çıkarmaya çalışırken bu kısmı erittim. Hadi burayı bir deneyelim. Madem bir şey yapıyoruz, düzgün olsun. Bakın, suda dikkat çekecek bir kurşunumuz oldu. Eminim sizler bunu deneyimledikçe çok daha güzel yapacaksınız. Bu benim ilk denemem. Bir tane de fosforlu yapmak istiyorum. Tamamen fosfor. Parlayacak. Bunu denemeden önce şunu geri boşaltalım. Kırmızıyı yapalım. Dostlarım, kırmızıyı boşaltırken, pembe demek daha doğru. Tüpe yaklaştığımda bir koku hissettim. Aslında bunu en başta yapmam gerekirdi. Yani hem kurşun hem plastik belki zararlı olabilir. Ya belki değil, zararlı elbette. Hadi gelin diğerini deneyelim.
İkinci kurşunumuz için ısıtmaya başladım. Hasta daha çok ısınmamış, tamam. Nasıl olacak acaba? Belki en mantıklısı fırınlama yöntemiydi. Şimdi son kez ısıtacağım ve suya daldıracağım. Bakayım nasıl olmuş. Hep söylerim ben Allah'ın en yeteneksiz kuluyum diye. Gerçi balık avı içinde ölselerdim dostlarım ama sevgili Erdem'le tanıştıktan sonra bu hobiye gerçekten vuruldum ve yapabildiğime inanıyorum. Kısmetse bu yaz çok daha mükemmel avlar göreceksiniz kanalımda. Kurşunumuzu suya daldırdık soğusun diye. Bakalım nasıl oldu. Bu iyi oldu. Bakın. Şu anda iki renkli kurşunum oldu. Bundan sonra kurşunlarım suda hemen dikkat çekecek. Koparsa dalıp alabileceğim ya da daha iyi dalgıçlar yüzmeye girdiklerinde, yüzmek için giren sporcular, dostlarınız bunları kurtarabilecek. Bir tane de fosfor denemek istiyorum. O nasıl olacak gerçekten merak ediyorum. İleride kurşunlarımı da kendim yapmak istiyorum. Kurşuna alternatif bir ürün bulunmaz ise alçıdan kalıbımı yapıp içine tam daldıramadığım için biraz daha doldursaymışım iyi olurmuş. Bu sayede. Bu biraz daha pahalı. 250 gramı 150 lira. Son kez yapacağım. Fosfor. Hadi gidelim bakalım karanlıkta nasıl görünüyor. Hakikaten daha güzel oluyor. Üçüncü yapışım. Hazır. Dostlarım, 4 tane kurşunu kapladık. Gördüğünüz gibi. Bir sarı, bir pembe kırmızı, bir fosfor ve bir sarı daha. Denizde dikkat çekecek, daha hoş görünecek, belki kullanırken daha keyifle kullanacağız. Her şeyden öte, denizde bırakmamış olacağız. Ufuk Körfezi videosunu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı, ücretsiz abone olduğunuzu hatırlatıyorum sizlere. Lütfen kanalıma abone olmayı ve bu kanala destek olmayı ihmal etmeyin. Teşekkürler, yeni bölümde görüşmek üzere. Merhaba dostlarım, Ufuk Körfezi kanalına hoş geldiniz. Merhaba dostlarım, Ufuk Körfezi kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz ben bu kanalda. Merhaba dostlarım, Ufuk Körfezi kanalına hoş geldiniz. Önceki izleyicilerimiz bilirler ama bir amatör balıkçının bu hobiye balık tutarken önceki bölümlerimizde o ilk balık tutmam bir bölümü. Bunlarda çalışmak çok zor olacağı için bunları. Merhaba dostlarım, Ufuk Körfezi kanalına hoş geldiniz. Önceki izleyicilerimiz bilirler ama yeni aramıza.
yüreğimin esintisi. Ufuk Körfezi, denizlerin en güzeli. Ufuk Körfezi, yüreğimin esintisi. Ufuk Körfezi, denizlerin en güzeli.